Şimdi önce cihazın saat ayarı. Kura basıyoruz. Saat ayarımız çıkıyor. Saatimiz 10'u 12 geçiyor. Eksi ayarladık. Kura bastık. Onu ayarladık. Tekrar kura bastık. Gün. Bugün günlerden çarşamba. Yani 3. gün. 3. günü ayarladık. Tekrar kura bastık. Tatil modu derecesi. Tatil modu derecesi. Tatil konumuna yani tatile gideceğiniz zaman odanızın en düşük ısı derece ayarı. Kaç olmasını istersiniz? Bu 5 olarak ayarlanmış ama biz bunu genel itibariyle 10, 11, 12 ayarlayabiliriz. Tekrar kura bastığımız zaman ekonomik mod yani gece kapalı yani kapalı olduğu zaman sistemin odanın kaç derecenin altına inmemesi. En düşük oda sıcaklığı. En düşük oda sıcaklığı bunu 16-17 o aralarda ayarlayabiliriz. Odanın ısısı gece yattığımız zaman yorgan altında olduğumuz için üşümeyeceğimizden dolayı 16 yeterlidir. Tekrar bastık. Konfor modu yani normal dönemdeki oda sıcaklığı 22 ayarladık bunda. Okey dedik. Şu anda cihazımız gördüğünüz gibi tatil modunda. Tekrar bastım. Ekonomik moda girdi. Bir daha bastım. Konfor modu yani 24 saat boyunca ayarlamış olduğumuz konfor sıcaklığı çalışır. Tekrar bastığım zaman haftalık program. Bizim ayarlamış olacağımız düzen veya saatler içerisinde çalışmaya yarayan kısım. Şimdi programa bastığımız zaman burada bizim haftalık genel ayarımız çıkıyor. Sağ taraftaki ay işareti düşürülmüş sıcaklık modu. Yani bizim hani ayarlamış olduğumuz 16 derecenin modu olan kısımlar. Yani şu an belirgin olmayan yerler düşürülmüş sıcaklıkta. Sabahleyin dedik ki 7'de açılsın. Kura tekrar basıyoruz. Güneş işareti çıkıyor. Akşam kaçta kapanacaksa veya gün aralarında da değiştirebiliyoruz aynı şekilde. Mesela tekrar açalım. Bakın 1 saat kapattım. Bunu istediğiniz gibi açıp kapattırabilirsiniz. 18 yani 17'de kapansın dedik. Tekrar 17'ye geldim. Kura basıyorum. Otomatik kapattı. Şimdi 17'de nasıl kapanıyor? Cihaz 7 olduğu zaman saat sistemi açacak. Akşam 18.59 geldi. Yani 19 olduğu zaman otomatikman sistemi kapatacak. Bunun sebebi 18'i tamamlayıp 19'a geçtiği esnada kapatacağı için biz de 7'de kapatmasını istediğimiz için 18'de kapat dedik. Şu anda ayar konumundan çıktı. Tekrar bastığımız zaman yine aynı şekilde geldik programımıza. Birinci günü ayarlamıştık. O programa bastım ikinci gün. Eğer bunu bu şekilde ayarlayıp aynı şekilde ayarlıyoruz. Tabi dediğim gibi saatleri sizin için değişebilir. Şöyle 23'ten sonra 3. güne otomatikman kendisi geçiyor. Ben bunların hepsini ayarladım. Bunları teker teker ayarlamıştım. Programa basıp direkt geçebiliyorum. Mesela pazar günü. Dedik ki pazar günü burası bir iş yeri ve komple kapanma yani komple düşük sıcaklıkta olmasını istiyoruz. Şu şekilde ayarladınız. Pazar günü komple sistem kapalı. Şu anda 1. gün, 2. günün ayarı, 3. günün ayarı, 4. günün ayarı, 5. günün ayarı, 6. ve 7 kapalı. Tekrar ayarımız bittikten sonra şu tuşa basıp çıkıyoruz. Haftalık programı getirdiğimiz zaman şu anda saat 10'a 15 geçiyor. Ve 10 işareti yanıp sönüyor. Diyor ki bu saat aralığında şu anda yani sistemimiz aktif 22 derece. Şu anda biz 27 derece olduğu için buradaki ısı kapandı. Yani sistem şu anda kombinin kapalı olduğunu gösteriyor. Elimizde olduğumuz için ısı yüksek gösterdi. Şimdi ben bunu otomatik şu anda 1 saatlik modda yükseltebiliyoruz. 30 dereceye getirdim. Şurada birazdan bir ses duyacak ve bir işaret çıkacak. Evet şu anda diyor ki sisteme yol verdim. Kombimiz aktif çalışıyor. Ses tabi kombinin yanındaki ayrı bir aparat var. O aparattan geliyor. Bundan herhangi bir ses gelmez. Tekrar derecemizi düşürelim. Şu anda tekrar cihazımız kapandı. Bu cihazın bir özelliği de var. Sensörlerde kalibre ayar var.
sensörün kalibre ayarı cihazdaki sensörlerdeki hatalar veya ayar bozukluğundan kaynaklı sorun olabilir. Zamanla sensörleri eskir veya tozdan dolayı hissetme hassasiyeti azalır. Şu tuşa bas tutup A464-00 yani bu şu anki kalibre ayarımız. Bu cihazın bulunduğu ortamda bir adet daha termostat var. Termostat koyuyoruz. Ortam ısısı misalen şu anda 27.5 gözüküyor. Ama elimde olduğu için yüksek gözüküyor. Bunu normal şartlarda dışarıya koyduğumuz zaman, masanın üzerine koyduğumuz zaman cihazın ısısı en kötü şartla 1-2 saat içerisinde normal dönecektir. Normal döndükten yani elimizden bıraktıktan sonra ortam ısı faktörünü hesaplayacağız. Nasıl hesaplayacağız? Ortama ayrı bir termostat daha koyulacak. O termometre kaç derece gözüküyor? Mesela cihazımız şu anda bizim 2 saat veya 1 saat boyunca durdu. Ortama kendisini adapte etti sensör ısısına. Termometremizde 22 derece gözüküyor ama cihazımız 27 derece gözüküyor. Yani bu cihazın sensöründe bir hassasiyetlik sorunu var. Öyle durumlarda bunu atıp bozul diye gitmiyoruz. Şuradaki yuvarlak tuşa bas tuttuğunuz zaman kalibre bölümüne geldik. 22 dereceydi odamız ve şu anda biz 27 derece görüyoruz. Yani 5 derece fazlamız var. Eksi 5 dediğimiz zaman tekrar buna bastığımız zaman gördüğünüz gibi 22 derece kendini kalibre etti. Şu anda artık sistemdeki algılama eşitleşmiş durumda. Diyelim ki biz 22 derece görüyoruz ama şu anda burası 26 derece, 27 derece. 27 derece olduğu için şu anda yine bas tutuyorum. Bunun da 0 olduğunu varsayalım. Çünkü eksi 5'e biz kısmıştık. 0 olduğunu varsayarsak artı 5 yapacağız. 22 gözüküyordu 27 yapmak için. Basacağız ama bizimki 27 olduğu için 32 derece görecek şu anda. Tekrar konularımız. Konfor modu. 24 saat boyunca ayarlamış olduğumuz oda sıcaklığında aktif çalışır. Haftalık program. Bu bizim ayarlamış olduğumuz zaman dilimleri arasında istediğimiz saatlerde istediğimiz derece vererek çalışır. Tatil modu. Tatile gideceğimiz zaman veya dışarıya uzun vadeye çıkacağımız zaman don koruma fonksiyonu olarak ayarlanmış bir moddur. Ekonomik mod 24 saat boyunca düşürülmüş oda sıcaklığı 16 derece ayarlamış olduğumuz oda sıcaklığında tutar odamızı. Bu genelde çok fazla kullanılan bölüm değil veya bunu 18 derece ayarlayıp sabit 18 derecede tutabilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. Ama zaman faktörü sizin için daha ergonomik olacaktır. Şimdi tekrar bas tutalım. Şu kalibrasyonumuzu sıfırlayalım. Okey diyelim. 26.5 yavaş yavaş zaten ısımız düşmeye başladı. Ortam ısısını algılıyor. Ortam ısısına göre değişecek. Çok fazla elimizle oynarsak ortamın ısısını cihaz yanlış algılar. Tabii bu cihazın bir de algılayıcısı var. Bu da hemen biraz derecesini tamamlıyor. Dursun şurada. Bu da şöyle kapağı var. Şurada takılı. Bunun şurada tırnaklar var. Buralardan açtırabiliyoruz. Ben şu anda üstüne geçici bir devre yaptım. Lambalı sistem. Zaten elektrikli anlayan herkesin anlayacağı gibi. Nötr hattı. N yazan. Nötr. L yazan cihazımızın enerji beslemesi. Com ve No ucu. Com ve No ucu ısıtma aletlerinde kullanılacak uçtur. Eğer ki cihazımız soğutma amaçlı kullanılıyor ise soğutma için de Com ve NC ucu kullanılmaktadır. Genelde biz bunu ısıtmada kullandığımız için Com ve No ucunu kullanıyoruz. Şu cihazımızın kalibresi için hani ikisinin kendi arasındaki bağlantıyı eşleştirmek için kullanılan bir set tuşu. Elektrik verdiğimiz zaman şuradaki lambamız yeşil oluyor.
açıp kapama işlemleri esnasında bu lamba yanıp sönüyor. Burada ben şu lambamızın derecesini size göstereceğim. Aktifleştirmeyi ve kapatmayı. Şu anda ortam ısısı 24'e düştü. Tekrar derecemizi 24'ün üzerine çıkaralım. Cihazımızı aktifleştirelim. Birazdan burada aktifleştirme işareti geldi. Aynı zamanda cihazımıza yol verdi. Tekrar kapatalım. Dereceyi doldurduğunu varsayalım. Kapattı ve yine aynı şekilde sistemi yoluna verdi. Şu anda benim buradaki yapmış olduğum bağlantıyı siz göz önünde bulundurmayın. Ben buradan köprü attım. Bunun sebebi, köprü atmamın sebebi lambayı yakabilmek. Faz ucunu aktardım ki lambayı yakabileyim. Ve aynı zamanda nötre bağlantı yaptım. Siz sadece burada kon ve no ucunu kullanacaksınız.